fiyatı. Daha yüksek segmentlerde fiyat da artıyor. İlk 4 saatte 7.734 ön sipariş verilmiş durumda TOGG için. Ne güzel, elbette hepimiz gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz ama bu arabayı yurttaş nasıl alacak, dar geliri nasıl alacak, alabilecek mi, nasıl ödeyecek o taksitleri anlatır mısınız bize? Çok basit bir hesap yapalım mı? Yani şimdi 900 küsür bin lira fiyat açıklandığında ben gerçekten şey dedim, uygunmuş dedim. Niye uygunmuş dedim? Çünkü emsali aynı kilovatta benzer kilometre yapacak olan aracın bugünkü fiyatı 1.700.000 lira. 1.600.000 lira arasında değişiyor. Şimdi demek ki arada bir süspansiyon var. Yani geçmediğimiz köprüye para veriyorduk ya, bence belli ki vatandaş hiç binmediği otomobile de para verecek. Çünkü aradaki farkı biri ödeyecek. Çünkü bunun bir maliyeti var. Bu arada 1.600.000 derken o otomobilin üzerindeki vergiyi de içine koyarak yapıyor. Şimdi bu otomobilde vergiyle birlikte bu fiyat olacaksa eğer, demek ki bir miktar vergiden vazgeçilecek. Burası çok önemli. Evet. Burası çok önemli, hiç konuşulmayan bir nokta. Evet. Burayı biraz daha açalım. Şimdi zaten geçtiğimiz ay elektrikli otomobillerin kilowatt şeyine göre, belirli özelliklerine göre bir vergi düzenlemesi yapılmıştı. Buradaki amaç da TOGG'un piyasadaki alınabilirliğini, alınabilir halini güçlendirmekti. Evet. Yapılan bu düzenlemenin ardından zaten hepimiz şunu dedik, TOGG'u biraz süspanse edecek piyasada. Şimdi eğer başlangıç fiyatı 960.000 lira, 970.000 lira dediğimiz TOGG'un aslında piyasada olması gereken fiyat yaklaşık 1.2-1.3 milyon lira. Eş değeri bu. Şimdi o aradaki fark sübvanse mi ediliyor? Şimdi o aracı, demek ki o aradaki fark vergi, bu arada farkından bahsediyorum ben. Aracın mevcut değerinden, buna bu arada TOP ve diğer bütün şirketleri, bunlar özel şirket. Evet. Bunlar buradan batarlar yoksa devlet burada vergiden taviz verir. Üretici araçtan taviz vermez. Aracın bir de sürdürülebilir olması için üreticinin belli bir kar marjı var. Onu da koruması lazım. Demek ki şuna geliyoruz. Arada belli bir devlet alacağından vazgeçiyor ki sadece şirketler yapar bunu. Ben de otomotiv yazdığım için. Lansmana özel fiyat bunlar. Buna da sen ben erişemeyeceğiz kurayla. Ben Türkiye'de bu tip kuralların zaten çok sağlıklı işleyeceğini düşünmüyorum. Evet. Aldıkları zaman göreceğiz ağalar beyler. Tabii. Bindiklerinde. Yani hadi bu parayı topladık ettik alalım dedik. Ama o zaman da bir kuraya başvurmamız lazım. O kuradan kim çıkacak, orası da ayrı bir... Vallahi kim çıkacağını çok iyi biliyoruz. Bakın herkesin bildiği bir yalan bu. Evet. O kuradan sen ben çıkmayacağız. Yani zaten başta şunu demişlerdi, biz diplomatlara vereceğiz, yurt dışındaki temsilcilere bu araçtan öncelikle vereceğiz demişlerdi. Şimdi o bir parti var. Şimdi 7.000 kişi bugün itibariyle, 10.000 kişi başvurdu diyelim. 10.000 adet aracın teslimatı bir yılı aşar zaten. Ya şeye döndük, farkında mısın ya? Sovyet Rusya'da araç bekleyen insanlar vardı ya. Bayağı. Devlet araba üretirdi, vaazlar falan filan, Çekoslovak malı ürünler. Bayağı Sovyet Rusya. Yani şeriat mı getirecekler derken yavaş yavaş bizi komünizme götürüyorlar, farkında mısın? Pekala, şimdi şu doları konuşalım. İzleyicilerimiz soruyor, merak ediyor. Şimdi biraz önce konuştuk aslında. Kısaca değindik ama bir 19 lira seviyesinde bir mücadele var sanki. 19 liranın üstüne attı dün gün içerisinde, sonra müdahalelerle, arka kapı satışlarıyla yeniden 19'un altına, 18.99 seviyesine çekildi. Hatta yönetmenimizden rica edelim, canlı piyasa ekranında gelsin, şu an için durumu görelim. O bir kuruşluk